Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından merhaba, ben Özlem Tınaz. Bugün de Amerika ve dünya gündeminden öne çıkan haberleri siz Stüdyo Washington izleyenleri için derledik. Bu kapsamda Türk-Amerikan ilişkilerine dair değerlendirmeleri ekranlarınıza taşıyacağız yayınımızda. Washington'daki koltuk değişimlerini ve söz konusu değişimlere ilişkin beklentileri paylaşacağız. Amerikan basınından satır başlarını aktaracağız. Stüdyo Washington başlıyor. Türk-Amerikan ilişkilerinde pürüzlerin giderilmesi için sürdürülen çabalar kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu heyeti Washington'da temaslarda bulundu. Volkan Bozkır başkanlığındaki heyet 16 kongre üyesiyle görüştü ve Amerikalı muhataplarına Türkiye'nin önceliklerini aktardı. Volkan Bozkır, Amerika'nın Sesine yaptığı değerlendirmede, görüşmelerde Membiç meselesinden Amerika'nın YPG ile işbirliğine, Rusya ile ilişkilerden Fethullah Gülen'in iadesine kadar birçok konuda Türkiye'nin hassasiyetlerinin dile getirildiğini ifade etti. İşte deneyimli bir büyükelçi ve aktif bir siyasetçi olan Volkan Bozkır'ın Türk-Amerikan ilişkilerine bakışı. Amerika'nın Sesine vakit ayırdığınız için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Türk-Amerikan ilişkilerinde tansiyonun oldukça yüksek olduğu bir dönemde bu ziyareti gerçekleştirdiniz ve 16 kongre üyesiyle görüştünüz. Öncelikle bu 16 isim neye göre seçildi ve bu görüşmelerinizden edindiğiniz izlenimler neler? Burada görüştüğümüz senatörler ve temsilciler meclisi üyelerinin seçiminde Büyükelçiliğimiz gerçekten çok yoğun bir çalışma içinde ve önemli görevlerde olan, istikbali olan, parlamento ve senato içinde etkisi olan kişilerden çok güzel bir seçim yapmış. Ve bu görüştüğümüz kişilerle de Amerika Birleşik Devletleri-Türkiye ilişkilerinde son dönemde yaşamakta olduğumuz bazı sıkıntılı konuları değerlendirmek, görüş dağıtısında bulunmak ve bazı yerleşmiş yanlış algıları sarsıp arkamızda soru işaretleri bırakarak dönmek imkanını bulduğumuzu düşünüyorum. Esas amaç Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin eskiden olduğu gibi birbirine saygılı, stratejik olarak düşünen, 10 yıllardır devam eden bir ortaklığın verdiği güven içinde hareket eden esas tablo içinde yürümesidir. Ve bunu hasara uğratma çabaları sonucu ortaya çıkmış yanlış algıların giderilmesi için de konuşmak, bir araya gelmek, birbirimize tenkitlerimizi anlatmak ama bu tenkitlerin iyiye doğru ilişkilerin götürülmesine bir vesile teşkil etmesini sağlamak olduğunu hep düşünüyoruz. Bu çerçevede bu yoğun temaslarımızın inşallah önümüzdeki dönem için bazı olumlu adımların başlangıcı olmasını temenni ediyoruz. Görüşmelerde S-400'ler ve Patriot'lar da ele alındı. Son durum nedir bu konuda? S-400 alırsan ben de işte şunu yaparım. Eğer Patriot almazsan ben de bunu yaparım. Devri kapanmıştır. Artık böyle kol bükerek, tehdit ederek ilişkileri sürdürme devri sona ermiştir. Bugün Türk-Amerikan ilişkilerindeki en önemli konu belki de Membiç konusu. Bu konudaki karşılıklı açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı terk ederken aslında arkasında bir enkaz bıraktı. Zamansız gitti ve tamamlamadan işgal sonrası süreci oradan ayrıldı. Ve ayrılırken de 5000 teröristi hapishaneden tahliye ederek ayrıldı. Aslında DAEŞ'ı meydana getiren bu 5000 teröristtir ilk başlangıçta. Ve sonradan Irak'ın %30'unun %40'ının işgal edilmesi, Suriye'nin yarısından fazlasının bu terör örgütünce işgal edilmesi aslında Amerika'nın yaptığı bir yanlışlıktan ortaya çıkmış bir tablodur. Şimdi bununla mücadele denilince DAEŞ'le mücadelede en büyük darbeyi aslında Türkiye Fırat Kalkanı Harekatı'yla vurmuştur. Ve 2000 kilometrelik bir alan bu terör örgütünden temizlenmiştir. 3000'in üzerinde DAEŞ teröristi elimine edilmiştir. Ve ondan sonra DAEŞ'in ortaya yaydığı ben her şeyi yaparım, çok güçlü bir terör örgütüyüm, kafa keserim, orayı işgal ederim, şehirleri işgal ederim,
ve bunu petrole gelir olarak kullanırım gibi bir tablo. Aslında burada balonun sönmesi için ilk darbeyi Türkiye vurmuştur. Ve ondan sonra da dikkat ederseniz artık DAEŞ tarihteki yerini terk edecek bir konuma doğru ilerlemiştir. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile aslında bizim görüş ayrılığımız bu noktada ortaya çıktı. Ve dedik ki Rakka'ya gidilecekse beraber gidelim. Çünkü NATO'dan müttefikiniz, 70 yıldır birlikte çaba sarf etmiş, birbirine güvenmiş bir ülke. Ve ayrıca da silahlı kuvvetleri güçlü ve karşınızda bir devletin silahlı kuvvetleri var. Oysa ki bu YPG, PYD dediğiniz neydi, belirsiz grup muhatabınız değil. Yani kim kurmuş, nereden gelmiş, terör örgütünün parçası, bundan işbirliği yaparak bir diğer noktadan sonra bu sabun köpüğü gibi ortadan kalkacaktır. Bununla yapmayın işbirliğiniz dedik ama dinlemediler ve Rakka'ya beraber gittiklerinde de Rakka'yı yerle bir ettiler. Ve bugün Rakka diye bir şehir neredeyse taş taş üstünde yok. Ama şunu idrak edilmeden bu strateji kuruluyor. DAEŞ bitmiştir. DAEŞ Suriye çöllerinde küçük bölgelerde sadece bulunan bir terör örgütü seviyesine inmiştir. DAEŞ'in artık tekrar Irak ve Suriye topraklarını ele geçirmesi, ekonomik kaynaklara ulaşması, yeni elemanlar tedarik etmesi söz konusu değildir. Şimdi DAEŞ'i ortadan kaldırmak için ben işbirliği yapıyorum YPG ile. Türkiye'de Afrin operasyonu nedeniyle benim işbirliği yaptığım bu YPG ve PYD'nin konsantrasyonunu bozuyor. Esas amacımız DAEŞ'le mücadele olmalıdır. Ey Türkiye, ne yapıyorsun? Sen benim bütün planımı bozuyorsun. Söyle mi? DAEŞ bitti denildiğinde ve gerçekten de DAEŞ'in bittiği ortaya çıkınca ortada temelinden sarsılan ve yıkılan bir bina manzarası ortaya koyuyor. Dolayısıyla Türkiye'nin Afrin operasyonu, Zeytin Dalı operasyonu aslında çok kısa sürede başarıyla sonuçlanmıştır. O nedenle kartların yeniden dağıtılmasını gerektiren bir tablo olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri Münbiç'le ilgili bir karar vermek zorundadır. Bu kararı verirken daha Afrin'de savaşan, Afrin'i ele geçirememiş, henüz başarı kazanmamış Türkiye ve ÖSO kuvvetleri varken ki bir vereceği bir kararla bugün Afrin'i terörden temizlemiş, bir kişinin burnu kanamamış, bütün binalar sapasağlam duruyor. Orada yeni bir halkın, çoğunu Kürt olan bir halkın kendi yönetimine devredecek adımlar atıldığı bir tablo var. Ve şimdi Münbiç'te doğru olan kartlar yeniden dağıtıldığında DAEŞ bitmiş. Afrin'den terör örgütü temizlenmiş. Ve Münbiç'te de Amerika Birleşik Devletleri ve PYD var. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri'nin yapacağı akıl gerektiren, izan gerektiren hareket tarzı Türkiye ile işbirliği yapılacak. Bu terör örgütünü kışkışlayacak. Nereye gidecekse oraya gidecek bunlar. Ve ondan sonra da Afrin gibi Münbiç'te de oranın 1000 yıldır sahibi olan etnik dağılıma riayet edilerek yeni bir yönetim kurulacak, güvenliği sağlanacak, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ortak sağlayacak. Ve ondan sonra da Suriye'de giderek terör örgütlerinin olmadığı, ne DAEŞ, ne PYD, ne YPG, ne PKK, ne El Nusra, ne herhangi bir terör örgütünün olmayacağı bir tabloya doğru ilerleyeceğiz. Ve biz Erbab operasyonundan sonra Türkiye'deki 3 milyon Suriyeli kardeşimizin 150 binini oraya yerleştirdik. Ve huzur içinde yaşıyorlar orada. En ufak bir sıkıntı yok. Şimdi Afrin'e de biz 500 bin kişi daha yerleştireceğiz. Münbiç'e de oranın yerlilerini Türkiye'den taşırız. Onlar da huzur içinde yaşarlar. Dolayısıyla kartların yeniden dağıtıldığından kastım bu. Amerika Birleşik Devletleri bunu görecek kadar tecrübeli bir ülkedir. Ve bütün beklentimiz de Amerika-Türkiye ilişkilerinin bugünkü sıkıntılı ortama gelmesindeki nedenlerden biri Münbiç'tir ve Suriye'deki yanlış kararlardır.
Bu ortadan kalktığı andan itibaren diğer konularda da hızlı bir şekilde olumlu yöne doğru adımlar atılabilecektir. Kartlar yeniden dağıtılıyor derken Amerika neden atmıyor noktasını da bence tekrar soracağız. Yani Tillerson görüşmesinde aslında bir adım atılmıştı. Yani Münbiç'in ortak bir güvenlik şeması içinde YPG ile değil Türk Silahlı Kuvvetleri ve oranın etnik halkına o dağılıma riayet edilerek çözüme kavuşturulması yönünde bir anlaşmaya yönelik bir anlayış ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla şimdi neden adım atmıyor noktasından ziyade Tillerson'la varılan bir adım atma öncesi mutabakat var. Şimdi yeni Dışişleri Bakanı ve yeni Güvenlik Başdanışmanı göreve başlar başlamaz Dışişleri Bakanımızla ve yetkililerle, komisyonlarla bu tekrar konuşulacaktır ve acaba Tillerson'la varılan mutabakat geçerli mi değil mi ortaya çıkacaktır. Ben o mutabakatın, hayır ben onu Tillerson yaptı, ben kesinlikle bu görüşte değilim diyeceğine ihtimal vermiyorum. Bu gerçekten CIA başkanlığı yapmış, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanının çok yakınında ve daha önce Birleşmiş Milletler daimi temsilciliği yapmış bir şimdiki baş güvenlik danışmanının bu kadar durumun farkında olmaksızın yanlış bir noktaya doğru gideceğini düşünmek yanlış olur. Ümit ediyorum ki bu Münbiç vasıtasıyla ilk adım atılacaktır ve ondan sonra tabii bu bütün Suriye'nin kuzeyi, Fırat'ın doğusu ve batısında geçerli olacak bir işbirliğinin de temelini atacaktır. Washington'daki koltuk değişimleri iki ülke ilişkilerini nasıl etkiler sizce? Şimdi bizim Amerika Birleşik Devletleri ilişkisinde aslında devlet başkanları arasında Başkan Trump seçildiğinden itibaren görüşmeler oldu, sık sık telefonla görüştüler ve her şeyi konuşmalarına rağmen hiçbir problem yaşanmadı. Olması gereken de o. Aynı görüşte olmak şartı hiçbir ülke için mevzu bahis değil ama her şey konuşuldu. Gayet iyi bir ilişkileri var. Dolayısıyla bizim sıkıntımız Amerika'da başkanın altındaki kademelerde ortaya çıktı. O da neden? Askerlerle konuştuğunuzda başka bir sonuca varıldı. Dışişleriyle konuştuğunuzda başka bir sonuca varıldı. Güvenlik danışmanı ile konuştuğunuzda da başka bir sonuca varıldı ve bunlar ciddi konular. Yani Türkiye'nin bölgenin güvenliğiyle ilgili, asker kullanılacak konularla ilgili, terörle mücadeleyle ilgili konular ve insan hayatıyla ilgili konularda değişik görüşler olduğu zaman biriyle varılan mutabakata güveniniz sarsılıyor. Öbürüyle vardığınızda acaba bu kişi bunu söylüyor ama bunu yapmaya muktedir mi diyorsunuz. Öbürüne gittiğinizde üçüncü başka bir şey duyduğunuzda Amerika Birleşik Devletleri'nde ne oluyor diyorsunuz. Dolayısıyla ümidimiz şimdi yeni Dışişleri Bakanı hem CIA Başkanlığından geliyor hem de Başkan Trump'ın çok yakınında olduğunu bildiğimiz bir kişi. Keza güvenlik başdanışmanı olarak yeni göreve gelen eski Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi ve Trump'ın çok yakınındaki bir kişi. Dolayısıyla artık tek bir yerden bu görüşmelerin cereyan edebileceği ve görüştüğünüz kişinin de Başkan Trump'ın söylediklerini size aktardığını dan emin olacağımız bir tablo inşallah ortaya çıkacaktır. Washington gündemiyle devam ediyoruz. Başkent, Başkan Donald Trump'ın ulusal güvenlik heyetini Amerika'nın dünya sahnesindeki yeri konusunda sözünü sakınmayan ve katı tavır takınabilen isimlerle yeniden yapılandırmasını izliyor. CIA Başkanı Mike Pompeo'yu Dışişleri Bakanı olarak atamasından yalnızca günler sonra Başkan Donald Trump eski Bush dönemi diplomatlarından ısrarcı ve kavgacı söylemiyle bilinen John Bolton'ı ulusal güvenlik danışmanı olarak görevlendirdi. I'll now return to private life. Rex Tillerson'ın Dışişleri Bakanlığı görevinden alınmasının ardından Başkan Trump, John Bolton'ın gelecek aydan itibaren General H.R. McMaster'ın yerine Ulusal Güvenlik Danışmanı olacağını açıkladı.
The surest way to avoid conflict. Çatışmadan kaçınmanın en kesin yolu büyük bir askeri güce sahip olmaktır. Eski Romalıların söylediği gibi, barış istiyorsanız savaşa hazırlanın. 10 yıl süren televizyon yorumculuğunun ardından Bolton, tam da olası bir Amerika-Kuzey Kore görüşmesi gündemdeyken Trump'ın ulusal güvenlik alanında sağ kolu olarak kamu görevine geri döndü. Soru, Kuzey Kore rejiminin yalan söylediğini nereden biliyorsunuz? Cevap, dudaklarının kıpırdaması yeterli. John Bolton'ın söylemi benim zevkime göre biraz aşırı kalıyor. George Bush döneminde ulusal güvenlik danışmanı olan Stephen Hadley, Başkan Trump'ın kendisinin de sert konuşmanın faydalı olabileceği görüşünde olduğunu söylüyor. Şu noktayı söylemeli ve Trump yönetiminin hakkını vermeliyiz. Kuzey Kore konusunda sesini fazla yükselttiği için eleştirirken Çin'in dikkatini çekmeyi başardı. Çin, Kuzey Kore'ye sert yaptırımları destekledi. Kuzey Kore liderlerinin de dikkatini çekmeyi başardı. Onlar da artık Başkan Trump'la görüşmeye razı olduklarını söylüyorlar. Bazılarına göre Bolton'un görüşleri düşmanları konusunda Trump'ın beyanlarıyla uyum içinde. I am concerned if I believe... Bolton'un Kuzey Kore'ye önleyici saldırıyı bile savunduğu söylemi beni endişelendiriyor. Kendisi İran'la yapılan nükleer anlaşmaya da açıkça karşı. Gelecek ay Senato Mike Pompeo'nun Dışişleri Bakanlığı adaylığını görüşecek. Bolton gibi Pompeo da İran'la yapılan uluslararası nükleer anlaşmayı sert şekilde eleştiriyordu. Trump seçim kampanyası süresince Amerika'yı anlaşmadan çekme vaadinde bulunmuştu. Mehmet Toroğlu, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerikan basınından özetlerle devam ediyoruz. Bugün gazetelerin öne çıkardığı başlıkları Mehtap Çolak Yılmaz özetliyor. Özlem, Amerikan basın özetlerine Washington Post'la başlıyoruz. Washington Post, Trump Meksika sınırına örülmesini istediği duvarın masraflarını ordunun karşılamasını gizlice önerdi başlıklı haberi ana sayfadan veriyor. Habere göre geçen hafta karşısına gelen harcama yasa tasarısında duvara sadece 1,6 milyar dolar ayrılmış olmasından memnun olmadı Trump ve Savunma Bakanı Jim Mattis ile Kongre liderlerine projeyi ulusal güvenlik riski kapsamına girdiği için Pentagon'un finanse etmesini önerdi. Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan ile bir araya gelerek konuyu ona da taşıdı. Gazete haberini Beyaz Saray'daki görüşme sırasında orada bulunan ve adını açıklamayan 3 kişinin tanıklığına dayandırıyor. Bu kişilere göre Ryan öneriye çok az tepki gösterdi ancak haberde Trump'ın böyle bir durumda Kongre'den destek alamayacağı belirtiliyor. New York Times, Başkan Trump'ın Güney Kore ile ilk önemli ticaret anlaşmasına imza attığını yazıyor. Ana sayfaya taşıdığı haberinde gazete, çarşamba günü resmen açıklanması beklenen anlaşmanın Ford Motor ve General Motors gibi şirketlerin önündeki sınırlamaları kaldırarak Güney Kore pazarını Amerikan arabalarına açacağını, Güney Kore'den yapılan kamyon ithalatına konan gümrük vergilerini artıracağını ve Güney Kore'nin Amerika'ya ihraç ettiği çelik miktarına 1/3 oranında kısıtlama getireceğini yazıyor. Haberde anlaşmanın Amerika ve Güney Kore'nin Kuzey Kore ile nükleer programı konusunda görüşmeye hazırlandığı dönemde yapıldığı vurgulanıyor ve Amerika'nın Güney Kore'ye müttefik olarak ihtiyaç duyduğu bir dönemde anlaşma konusunda ısrarcı olmasının olumsuz sonuçları olabileceği belirtiliyor. New York Times'ın öne çıkan bir diğer haberi değiştirilen nüfus sayımı anketiyle ilgili. Trump yönetiminin 2020 yılı anketine vatandaşlık sorusu eklemesi, anayasaya aykırı olduğu, daha az katılımla sonuçlanacağı ve demokratların temsil oranını düşüreceği gerekçeleriyle eleştirilmişti. Habere göre New York Eyalet Başsavcısı Eric Schneiderman, uygulamayı durdurmak için birçok eyaletin taraf olduğu bir davaya liderlik ediyor. Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, New Jersey, New Mexico, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island ve Washington eyaletlerinden yetkililer de yasal mücadeleye katılacaklarını bildirdi. Kaliforniya eyaleti ise pazartesi günü düzenleme ile ilgili ayrı bir dava açmıştı. Haber, New York Başsavcısı Schneiderman'ın nüfus sayım anketine vatandaşlık sorusu eklemenin 70 yıllık uygulamayı reddeden sorumsuz bir davranış olduğu, kararın göçmen topluluklar arasında korku ve güvensizlik ortamı yaratacağı sözlerine de yer veriyor. Amerikan basınından öne çıkanlar böyleydi. Söz tekrar sende Özlem. Teşekkürler Mehtap. Amerikan basınından öne çıkan haberleri hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz.
Sırada sağlık dünyasından gelişmeler var. Ohio eyaletinin Columbus kentinde bir hastanenin itfaiye teşkilatıyla yaptığı işbirliği sonucu geliştirilen yeni bir yöntem, kalp atışlarında aniden anormallik gelişen ya da kalbi aniden duran hastaların hayatta kalma oranının yükselmesini sağlıyor. İşte ayrıntılar. Her gün yürüyüşe çıkan Mark Bradford, bir sabah kalbinin aniden durması sonucu bilincini yitirip yere yığılmış. Hastanenin kalp ünitesinde gözlerimi açtığımı hatırlıyorum. Kalbi duran hastanın hayata tutunmasında geçen her saniyenin önemi büyük. Acil tıbbi yardım almak ve kalbin durma nedenini anlamak kritik önem taşıyor. Kalbin kontrolsüz atma sonucu kan pompalayamaması ya da ritminin tamamen bozulması hayatta kalma şansını neredeyse sıfıra indiriyor. Ohio eyaletinin Columbus kentindeki itfaiye teşkilatı yeni bir yaşam destek ünitesine kavuştuğunda Ohio Eyalet Üniversitesi'nin Wexner Tıp Merkezi ile iletişime geçmiş ve iki kurum ortak bir eylem planı geliştirmiş. Acil durum ekipleri çağrı aldıklarında ambulanstaki hastayı otomatik yaşam destek makinesine bağlıyor. Hastanede bir ekip ise kalp ve damarları inceleyen görüntüleme teçhizatının bulunduğu kateterizasyon laboratuvarını hazırlıyor. Ambulansla hastaneye getirilen hastaların çoğu acil servise yönlendirilir. Ancak Ohio Eyalet Üniversitesi Hastanesi'nde kalp hastaları doğrudan kateterizasyon laboratuvarına alınıyor. Hastaları doğrudan kateterizasyon laboratuvarına almak hayati önem taşıyor. Çünkü ne kadar beklenirse kalbe verilen zarar o kadar artıyor. Bu da beyin dahil diğer organların daha büyük hasara uğraması anlamına geliyor. Hasta daha sonra yapay kalp ve akciğer ünitesine bağlanıyor. Makineye bağlanan kalp ve akciğerleri dinlendiriyoruz ve kalbin yeniden düzgün şekilde atmaya başlamasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu yöntem kalbin durma nedenini anlayıp bozukluğu gidermeleri için doktorlara daha çok şans tanıyor. Hastane yeni protokolün hayatta kalma şansını sıfırdan %40'a çıkardığını açıklıyor. Hastalar hastaneden nörolojik iyileşmeyi tamamlayarak çıkıyor. Kalpleri durduğu anda büyük olasılıkla yaşamını yitirecek bu hastaları normal hayata döndürüyoruz. Bradford, Columbus'ta yeni protokolden yararlanan ilk hasta oldu. Eğitimli sağlık ekiplerinin bu yöntemi benim üzerimde kullanmaları hayatımı kurtardı. Kalbim iyi ki de evde tek başımayken değil, parkta durmuş. Doktorlar bu yeni sistemin standart hale getirilmesini ve böylelikle çok sayıda hastanın hayatını kurtarmayı umuyor. Mehmet Toroğlu, Amerika'nın Sesi, Washington. Marvel evreninin Örümcek Adam, Hulk, Kaptan Amerika, Black Widow gibi süper kahramanlarına bir yenisi, Bayan Marvel ekleniyor. Kendisi günümüzün çeşitlilik içeren Amerikan toplumunda biçim değiştiren bir süper kahraman. O Marvel'in süper kahramanlar evreninde yeni olabilir ancak Şubat 2014'te çizgi roman dünyasına adım attığından beri kültürel bir fenomen haline geldi. Bu çizgi romana bayılıyorum çünkü diğer çizgi romanların genellikle yaptığından farklı olarak Amerika'nın çeşitliliğini yansıtıyor. Okulda kültür çatışması gibi konularla mücadele ediyor. Ailesi ise onun daha geleneksel olmasını istiyor. Bence bu büyük bir klişe ancak o Müslüman kimliğini korumak için mücadele veriyor. Evet doğru duydunuz. Bayan Marvel yani Jersey City'den Kamala Khan adındaki Pakistan kökenli Amerikalı bu genç bir Müslüman tıpkı çizeri G. Willow Wilson gibi. O da her gencin yaşadığı aile, okul, arkadaş baskısı, hayatına nasıl yön vermek istediği gibi sorunlarla yüzleşiyor. Esas amaç kitabın gerçek hissettirmesini, farklı geçmişlerden insanların Marvel evrenindeki bu Müslüman genç kızda kendilerini görmelerini sağlamak. Çizgi roman dükkanı sahibi Ortodoks Yahudi Menahem Lushens, New York Huntington'daki dükkanında Bayan Marvel hayranlarıyla romanın yazarını bir araya getirdi. Lushens Kamala ile özdeşleştiğini söylüyor. Bir sahnede Kamala camiye gidiyor ve insanlara karşı sorumluluklarından bahsediyor. Yani bir süper kahraman olabileceğini üstü kapalı şekilde ima ediyor ancak bunu imamlara söylemek istemiyor. Ben de aynı konuşmayı hahamlarla yaptığımı hayal ediyorum. Eğer süper güçlerim olsa Yahudiler için kutsal kabul edilen sabatın kurallarını çiğneyerek süper güçlerimi kullanabilir miyim? Bunlar gibi şeyler düşündüm. Yani Bayan Marvel'la empati yapabiliyorum. Bir süper kahramanın olayı çizgiye döküldüğü dönemdeki kültürün sembolü olmasıdır. Kamala Khan'ın memleketi Jersey City dünyanın kültürel olarak en çok çeşitlilik gösteren yerlerinden biri.
Kurgu ürünü olan okulu ise McNair Akademi Lisesi'nden esinlenerek oluşturulmuş. Kamala'nın bulunduğu her yeri görüyoruz. Bu çok harika. O resmen bizim okulumuzun süper kahramanı. Bence çizgi roman okulumuzdaki kültürel çeşitliliği yansıtıyor. Bu karakter birçok kişinin Jersey City ve İslam diniyle tek bağlantısı ve Hollywood'daki geleneksel İslam düşmanlığı düşüncesini kıran bir anlatıma sahip. Özellikle bu siyasi ortamda bu karakterin nasıl böyle bir sembol haline geldiğini görmek oldukça ilginç. Bayan Marvel'in ilk çizgi romanı 2015 yılında en iyi grafik hikaye dalında bilim kurgu ve fantastik edebiyatın en prestijli ödüllerinden Hugo ödülünü kazandı. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington. Bir Stüdyo Washington yayını daha burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikanasesi.com adresinde. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.